Sevgili hocalarım, 3. dersimizin son partı olan 3. partla tekrardan birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Son metodumuz neymiş? Communicative Language Teaching. Zaten adı üzerinde, bunu hepimiz biliyoruz. Burada ne var? Tabii ki de bir etkileşim var. Dili etkileşim kurarak öğretmek var. Buradaki keyword'ümüz bir tane çizdim. Çünkü bunların hepsi keyword, bunları bilmemiz lazım. Bu communicative'de etkileşim kurmak için tabii ki de otantik, gerçek bir dünya. Gerçek bir dünya deyince nedir? Gerçek bir etkileşimin olması lazım. Yani karşılıklı bir konuşmayla öğrenciye dili öğretmemiz lazım. Hemen communicative'in içinde bulunan özelliklerimize bakalım. Neleri barındırıyor? Mesela birincisi content based. Bundan zaten bahsetmiştik. Neydi sevgili arkadaşlar? Bir konuyu hedef dilden öğretmek. Mesela çocuk matematik dersi öğreniyor. Matematik dersini biz ona İngilizce öğretiyoruz. Ve herkese bunu artırabiliriz. Temelinde bu var. Kişinin öğreneceği dersi, konuyu İngilizce veya hedef dili neyse o dille ona öğretmek content based'e giriyor. Peki bunlar, bu söyleyeceğim uygulamalar neden communicative'in içinde? Hepsi konuşmaya dayalı çünkü. Konuşmaya dayalı olduğu için otomatik olarak bizi nereye götürecek? Communicative language teaching'e götürecek değerli arkadaşlar. İkinci tipimiz neydi? Task based. Bundan da bahsetmiştik. Bu nedir sevgili arkadaşlar? Burada da bir gerçek yaşam durumları var. Fakat burada ekstra ne vardı? Problem çözmeye yönelik, değil mi? Bazı uygulamalar var. Mesela test based nedir? Öğrenciye bir görev veriyorsunuz. Bundan da bahsetmiştik ilk videolarımızda. Mesela öğrenciye diyorsunuz ki işte pazara git. Pazarda işte pazarcıyla işte elma almak istediğini söyle. Ona bunun kaç kilo olduğunu sor. Belki pazarlık yap diye bir test based içinde bulunan uygulamalardan bir tanesidir. Yani gerçek bir ortam, işte gerçek bir yaşam ve problem çözmeye yönelik aktivitelerin olması lazım. Test based, yani görev bazlı öğrenme diyebiliriz. Çocuğa, bir öğrenciye görev veriyorsunuz ve o görev sayesinde hem konuşuyor hem de o görevi yerine getiriyor. İşte bu pazara gitmek olur, hastaneye gitmek olur veya ne bileyim bir havaalanında bilet almak olur. Bunlar hepsi nedir? Hem problem çözüyor hem konuşuyor. Hem orada o ortamda hangi kelimeleri kullanacağını öğreniyor. İşte bu da test based'e giren teknikler. Dördüncü tipimiz nedir sevgili arkadaşlar? Learner centered. Öğrencimiz merkezde olduğu için burada öğrencinin ilgisi, ihtiyaçları çok önemli. O yüzden kuracağımız programda, iletişim programında öğrencinin ihtiyaçlarını kesinlikle göz ardı etmiyoruz. Öğrencinin ihtiyacına göre konuşma programları hazırlıyoruz. Interactive nedir? Zaten etkileşimde bulunmasıdır öğrencinin. Etkili bir şekilde konuşmasıdır. Collaborative nedir? Zaten adı üzerinde, grupla öğrenme. İşte bir grup kurarız. O grup kendi arasında ne yapar? Etkileşim içinde olur sevgili arkadaşlar. Tabii ki de communicative language teaching'in içinde bazı competence'lar var. Competence'lar çok önemli sevgili hocalarım. Lütfen bunları bilelim, unutmayalım. Ezberlememiz lazım. Bunlardan birincisi nedir? Linguistik. Linguistik deyince aklımıza ne gelecek? Hocam konuşmada da linguistik olur mu gramatik? Tabii ki de olacak yani. Biz ne kadar grameri sevmesek, hoşlanmasak da gramer bilmeden de konuşmak çok zordur yani. Bileceğiz yani, öğrenmek istediğimiz hedef dilin kurallarını bilmek zorundayız. Bundan dolayı işte birinci maddemiz nedir? Linguistic competence. Bunun içinde ne var? Sevgili arkadaşlar, zaten gördüğünüz gibi grammar var yani. Grammar kuralları var.
Bunlara biz ne diyoruz? Microcomputers diyoruz. Bunlara geleceğiz zaten lingüistiği işlediğimizde. Microcomputers'ın içinde neler var? İşte fonetik, fonoloji, semantik, morfoloji gibi şeyler var, başlıklar var. Lingüistiği gördüğümüz zaman kesinlikle gramer aklımıza gelecek. Sosyolingüistik ne demek sevgili hocalarım? İkinci komptisimiz. Sosyolingüistik sevgili arkadaşlar konuşmamızı karşı tarafın durumuna göre değiştirmek veya devam ettirmek diyebiliriz. Buraya iki tane yazdım. Topic ve adres diye. Mesela başlık neydi? Diyelim konuşmamız bir ortama girdik. Diyelim o ortamda futbol konuşuluyor. Biz de otomatikman futbol konuşuyoruz. Değil mi? Sosyolingüist yani sosyal bir şekilde. Diyelim bir ortama giriyoruz. Orada bazı tabular var. Tabu ne demektir? Konuşmaya çekindiğimiz şeyler. Değil mi? Diyelim orada bir tabular var. Diyelim yaşlıların büyüklerin arasına girmişiz. Kendi arkadaşlarımız yanında değiliz. Orada bazı kelimelere dikkat etmemiz lazım. İşte bu da sosyolingüistiğin işine giren konulardır. İşte duruma göre, ortama göre konuşmamızın şeklini, şemalini değiştirmek. Evet, üçüncü kompetansımız neymiş? Discourse kompetans. Nedir bu? Gramer uyumu ve anlam uyumu diyebiliriz. Cohesion ve coherence diyebiliriz sevgili hocalarım. Cohesion neydi arkadaşlar? Bir parçanın gramer olarak birbirine uyumuydu. Değil mi? İşte nasıl başlarsak öyle devam etmemiz lazım. Pasla başlasak pasla devam edecek ve hakeza buna giriyor. Coherence neydi sevgili arkadaşlar? Coherence de anlam olarak uyum. Değil mi? Bir başta bir konuyla başlarsak o konuyla ilgili şeyler aktarmamız gerekir. O konudan o konuya, o konudan o konuya atlayınca ne olur? Uyum bozuluyor. Bu da coherence'ımızı etkiliyor. Bu da discourse'a giriyor sevgili arkadaşlar. Lütfen bunları unutmayalım. Çünkü testlerde, sınavlarda %100 karşılaşacaksınız yani bu 4 competence'la. Buraya yazdığım çoğu şeyle karşılaşacağınız gibi onlarla da karşılaşacaksınız. Son competence'ımız neymiş? Strategic competence. Adı üstünde konuşma sırasında bazı eksikliklerimiz olabiliyor değil mi sevgili arkadaşlar? Bazen bir kelimeyi unutuyoruz. Bazen konudan sapabiliyoruz. İşte bunları engelleyen bazı stratejilerimiz var. Bunları zaten linguistikte göreceğiz detaylı olarak. Şimdi üstün körü olarak bilelim. Strategic competence nedir sevgili arkadaşlar? Konuşma sırasında konuşmamızı normal şekilde devam ettirmemizi sağlayacak bazı nasıl diyeyim hileler diyebiliriz. Stratejiler diyebiliriz. Mesela bir örnek vereyim size. Diyelim konuşuyorsunuz arkadaşınızla ve bir kelimeyi unuttunuz. O kelimeyi unuttuğunuz zaman ne yapacaksınız? Ya böyle bekleyeceksiniz ya filan uzatacaksınız ya da ne yaparsınız? O kelimeyi ona açıklarsınız. Dersiniz ki ya ben bu kelimeyi unuttum fakat bunun manası buydu. Değil mi? Bu ne oluyor? Strategic competence'a giriyor. Bunların detaylı şekilde kavramlarıyla birlikte linguistikte zaten işleyeceğimiz için şu an içine girmiyorum. Videomuz çok uzamasın sevgili hocalarım. Evet, üçüncü dersimiz de burada bitti. Lütfen keywordlerimize dikkat edelim. Altını çizdiğim şeyler kesinlikle sınavlarda karşılaşacağınız şeylerdir. Ekstra olarak kitaplardan çalışmanızı öneririm size tabii ki de. Ama şunu da söyleyeyim, yazdığım şeyler sadece testlerde kesin olarak çıkacak şeylerdir. Çünkü kitaplarımız çok kalın ve gereksiz çok fazla bilgi var. Sevgili hocalarımı da buradan uyarayım. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sevgili hocalarım, bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizleri Instagram hesabımızdan da takip etmeyi unutmayın. Hepinize hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.